Kur'an kelimeleri, kelamı çalışanlar anlamlar üzerine gerçekten hayrete düşürecek birçok sırlara kapılar açıyor. Bu alemde gördüğümüz her şey bir gemiden ibaret. Benim bedenimin seması benim beynim. İnsanlığın dünyada kaybettiği en önemli değer ümmi, anadan doğduğu saflıkta olan demek. Sizin kavminiz, sizin duygu ve düşüncelerinizdir. Her kim birine kendi çıkarı için yaklaşıyorsa zaten kendine de acı verir, karşısındakine de acı verir. Onun için Allah her 6 ayda bir bedenlerimizi değiştirir. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim Mukaddes. Sen nasılsın? İyiyim çok şükür hocam. Bugün işte bitiriyoruz artık. 2-3 gecelik, 3 akşamlık bir böyle ara verdik. Ara vermedik, çalışıyoruz ama en azından bir şöyle bir denizi gördük. Kuma bastık falan. İyi geldi sevgili hocam. Yarım saat bile olsa günde bana çok iyi geldi. İnşallah sizde de her şey yolundadır. Bizde de yolunda işte. Yeni kitaplarımız basılıyor. İstanbul'dayız. Onları da 10 adet kitabımız basılıyor. 15 güne kadar alacağız. Sonra isteyen dostlarımıza ücretsiz, biliyorsun kitaplarımızdan ücret almıyoruz. Manevi alanda bir karşılık olmaz diyerek bu konulara sadece ilgili olanları hediye ediyoruz. Okusunlar, incelesinler, düşünsünler. Varlığın yaratılışını, bu kıssaların içindeki hikmetleri anlasınlar. Kur'an'da birçok kıssa var. Bunların her birinin yakında kıssalar kitabım da çıkacak inşallah. Tüm Resul Nebilerin kıssalar kitabını da onları PDF halinde koyuyorum. İnternet sitemizden ücretsiz indirebilirler. tevhidikuranmeali.com sitesinde kitaplar bölümünde indirebilirler. Oradan inceleyebilirler. Her bir kıssanın içinde hikmetler. Bugün de Nuh kıssası, bakalım bize ne hikmetler sunacak. Evet canım hocam sizdeyiz. Hakikaten Nuh'un kıssası her şekilde dinlerde, mitolojilerde, mitlerde yani kadimde değişik değişik hemen hemen hepsinde anlatılmış. Bugün sizden dinlemek bizim için büyük bir keyif olacak. Buyurun canım hocam. Yani kıssalar işte içinde hisse barındıran, hikmet barındıran hikayeler, masallar da içinde misaller barındıran hikmetler. Bunları birbirinden ayırmamak lazım. Dolayısıyla da işte biz Kur'an'da birçok kıssa görüyoruz. Mesela Adem'in kıssası, Adem'in çocuklarının kıssası, Şit kıssası, Nuh kıssası, Davut kıssası, Süleyman kıssası, Yusuf kıssası, Yunus kıssası, bahçe sahipleri kıssası, hendek sahipleri kıssası, tüm Resul Nebilerin, hele Musa'nın kıssası, Hızır'la ayrı kıssası var, Tur Dağı ayrı kıssası var, Nalınlar Asa, işte kitaplarımızdan biri de Musa'nın Nalınları ve Asaları sırrı. Onu da internet sitemizden indirebilirler dostlar. Bugün biz Nuh kıssasından bahsedeceğiz. Zaten kıssalar programımız var seninle. Artık uygun olduğumuzda bunlara devam ederiz. Hepsine devam ediyoruz. Allah izin verirse daha sık yapacağız sevgili hocam. Yaz döneminde böyle bir şey oldu, aralık vermiş olduk. Kıssalar yayınlarının bir kısmı zaten YouTube kanalında duruyor. Yunus kıssamız var, Musa ve Hızır kıssamız var. Birçok kıssayı konuştuk. Bugün de Nuh'un kıssasıyla devam ediyoruz inşallah. Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de olsun, Tevrat'ta olsun Nuh hikayesi geçer. Tufan hikayesi Sümer destanlarında da geçer. Ama bunların hikmetlerini yakalamamız lazım bizim. Kur'an-ı Kerim'deki o Nuh'un artı gemi yapmasının, artı Nuh kavminin putlarının, Nuh kavmi kim, Nuh kim, putları ne, gemisi ne, geminin gofer ağacından yapılması ne, goferle, gafere, Allah'ın gafur esması, mağfiret esması arasındaki bağlantılar ne, artı oğlu Kenan gemiye binmemesinin hikmeti ne, artı geminin Ararat'ta durmasının hikmeti ne, bunları şimdi konuşmaya başlayalım ve biz bunları kendimizde bulalım. Ayrıca da bize ne sırlar veriyor? Yani Nuh'un gemisi demekle işte Tevrat'ta
ölçüleri de verilir. 300 metre boyunda, o uzunluğu 300 metre, boyu 30 metre, eni 50 metre, genişliği diyerek ölçü de verir. Dolayısıyla da biz acaba evrenin değişik alemlerin arasında hangi gemilerle yolculuk yapılabilir? Bu araştırmalarda nasıl hikmetler çıkarabiliriz? Çünkü evrenimizin içinde tanımlayamadığımız alemler var. Kur'an alemler diyor buna. İç içe alemler var. Şimdi paralel evren diyemiyoruz. Yani ki ben diyemiyorum, birçok dost diyor da. Neden? Çünkü evren, bizim evrenimiz hidrojenden evrilerek, yani helyum, lityum, beryum, bor gibi evrilerek bedenleşen yapıya biz evren diyoruz. Bizim evrenimizin ana maddesi hidrojen. Şimdi paralel evren dediğimde o zaman hidrojen yapılı bir evren daha ondan bahsediyor olurum. O paralel bir evren olmaz, evrenimizin içinde bir evren olur. Ama Kur'an daha güzel bir kelime sunuyor bize. Alemler diyor. Alemler, yani iç içe alemler. Şimdi bizim bedenimizde birçok alem var. Bizim bedenimizin de alemlerin sırları ve hikmetleri var. Alemler arasında geçiş nasıl olacak? Yani ışık gemisini düşünün. Acaba ışık gemisini insanoğlu yapacak mı? Yapabilecek mi? Acaba ışığın saniyede 300 bin kilometre olan hızı ışığın kendi içinde bir gemi mi? Elbette gemi. Yani güneşi düşünün. Güneş ışığını yansıtıyor. Güneşten yansıyan ışık bir gemi halinde 8 dakikada dünyamıza geliyor biz. Artı insanın bedeni de bir gemi. Artı dünyamız da bir gemi. Artı galaksimiz de bir gemi. Artı vücudumuzdaki bir hücre de bir gemi. Her bir varlığın içindeki sırlar da bir gemi. O gemide. Hazreti Muhammed de diyor ki Ehli Beytim de diyor Nuh'un gemisidir diyor. Ona binen kurtulur, ondan inen helak olur diyor. Şimdi çok güzel bir cümle. O zaman Ehli Beyt ne? Taşıdığı misyon ne? Ehli Beyt'in ilimle ve edeple boyutu ne? İşte biz burada Nuh'un nice sırlarının yakalayabilene, görebilene, derinlemesine bakabilene, orada bazı ayette işte gemi sefine olarak geçer, bazı ayette fulki kelimesi geçer. Sefine ile fulki kelimesi arasındaki incelik ne? Yani Kur'an kelimeleri, kelamı çalışanlar anlamlar üzerine gerçekten hayrete düşürecek birçok sırlara kapılar açıyor. Çünkü kelam varlığın özündeki hikmetlerden geliyor. Bunların her biri deruni anlamlar taşıyor. Her bir kelime de bir gemi. Bin o kelimeye, anlamlarına, manalarına doğru yolculuk yap. Yani bu alemde gördüğümüz her şey bir gemiden ibaret. Ayrıca insanlık birçok gemiler yapabilir. Mesela bizim beynimiz, alemler, sema, uzay. Biz beynimize henüz gemilerle yolculuk yapamıyoruz. Biz beynimizin röntgenini çekiyoruz, EMG'sini çekiyoruz, testlerine bakıyoruz, filmlerine bakıyoruz. Ama beynimizin içinde mikro gemiler yapıp beynimizi keşfetme ilgili, yani bugün uzay gemileri yapıyoruz. Apollo dediğimiz. O da bir yere kadar gidiyor. Ama bizim beynimiz şu gördüğümüz semai alemden, uzaydan daha karmaşık bir yer. Ve tüm semayı, uzayı içinde taşıyor. Yani benim bedenimin seması benim beynim. Benim bedenimin uzayı benim beynim. Benim bedenimin arzı, yani beşeriyeti, dünya toprağı, yeryüzü. Yani ben yerlere ve göklere bakmaz mısın dediğinde Kur'an kendi bedenimde bulacağım. Gökler neresi? İşte beyin sistemi. Yerler neresi? Beden sistemi. Şimdi ben beynimin içerisindeki o sonsuz sırlara kapı açacak. Yani onların nice sırlarına ulaşacak bir gemi yapabilir miyim? İnsanlık için en büyük buluş bu olacak. Çünkü şimdi Nuh'un kavminden ve putlarından bahsedeceğim. İnsanlığın dünyada kaybettiği en önemli değer çocuk saflığında bir beyin yapısını kaybettik biz. Anneden doğan çocuk tertemiz bir beyinle dünyaya geldi. Ama biz o beyne putlar koyduk.
Şimdi birazdan bu putların ne olduğunu konuşacağız. Çocuk tüm saflığıyla sadece varlığın eşyasına, eşyanın kendisine anlamak için, onu tanımlamak için baktı. Saf bir beyinle geldi. İnanç, ibadet, millet, cinsiyet gibi ayrımcılıklar yoktu o beyinde. Düşünebiliyor musun? Biz insan beynine kadın ya da erkek sözleri kullanarak, kız çocuğu, erkek çocuğu kelimeleri kullanarak insan kimliğimi, ünsiyet kimliğimi, cinsiyet kimliğimi örttüm. Şimdi ben cinsiyet kimliğimi örtülmüş olan bir ünsiyet kimliğinde bu bedenin ve varlığın yaratılışını nasıl anlayacağım? Kadınsı bir beyinden ya da erkeksi bir beyinden kurtulmam lazım. Çocuk annesinden doğduğunda kadınsı bir beyni yoktu, erkeksi bir beyni yoktu. Ünsiyet taşıyan, anlamaya çalışan, tanımaya çalışan, gördüğü eşyaya heyecanla bakan, annesine babasına bunu diyerek o beynin yaratanlığa sundu. Biz çocuksu olan bu saflık bakışını kaybettik. İnsanlığın kaybetmiş olduğu en önemli değerin birinci sıraya tertemiz beyinle bakmak ve anlamaya çalışma duyguları kaybedildi. Tüm Resul Nebilere Allah'a en yakın olanlar kimlerdir diye sorulduğunda çocuklardır dendi. Ya Muhammed sen değil misin? Hayır çocuklardır dedi. Çocuktan maksat ne? Saflık, temizlik, yargısızlık, yargılama yok çocukta. Anneden doğmuş bir çocuk, Alevi, Sünni, İsevi, Musevi, kadın, erkek, zengin, fakir diye ayrımcılık içinde olur mu? Olmaz. Heyecanla bakar. İşte biz bu beynimizin kirletilmiş bir alanla hakikatleri anlamaya çalışmamız ne kadar uğraşırsak uğraşalım bizi bir yere getirmiyor. İşte onun için Hazreti İsa anne kundağından bir çocuğu alıp beşiğinde Allah'a en yakın olan budur. Musa'da var bu. Hazreti Muhammed'de var. Yani ümmi anadan doğduğu saflıkta olan demek. Hazreti Muhammed hakikate en yakın kimlerdir diye sorduklarında ümmilerdir dedi. Yine sordular. Ümmiler kimdir ya Muhammed'lerinde? Çocuklardır dedi. Anadan en saf tertemiz duyguyla doğmuş çocuklardır dedi. Peki biz büyüdükçe neye sarıldık? Putlarımıza sarıldık. İşte Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde Nuh'un 50'ye yakın adı geçer. Bunlardan biri Ankebut suresi 14. ayette kavmi için diyor ki ve ehazahum sarıldılar onlar el tufanuhum zalimun. Zalimlik tufanına sarıldılar. Zulüm tufanına sarıldılar. Yani ne kadar titretiyor insanı. Şimdi Kur'an bir tufandan bahsediyor. Bir gemiden bahsediyor. Putlardan bahsediyor. Nuh'tan bahsediyor. Nuh, Noah kelimesinden geliyor İbranice. Noah, Nun kelimesinden geliyor, harfinden geliyor. Nun, suretler demek. Tüm gördüğümüz varlık, suretlerden oluşan gemilerdir. O gemilerin içinde geminin sahibi vardır. Yani bedenimiz etten ve kemikten oluşan bir gemidir. Bu geminin içinde bu bedenin zatı gizlidir. Yani bu beden bu gemide zatını taşır. İşte Nuh kelimesi, Noah kelimesinin suretle bağlantısı odur. Bir anlamı da huzura eren demektir. Yani nasıl huzura erecek? Beden gemisine binip bedenin zatına teslim olduğunda bedenin zatında kendine nispet ettiği, bu beden benim zannını ifna ettiğinde. Şimdi Nuh gece gündüz kavmini hakikatlere çağırdı diyor Kur'an. Peki Nuh'un hakikatlere çağırdığı kavmi ne ile meşguldü? Neleri put edinmişti? Diyor ki ayette
İşte şu putlarınızı terk etmeyin Nuh'un kavmi. Nedir bunlar? Vet putu, Süva putu, Yeguz putu, Yeuk putu, Nesir putu. Şimdi bu putları bilmeliyiz biz. Çünkü bu putlar bizim çocuk iken saf, tertemiz beyin gemimize bindi. Beyin gemimizde bu hala. Biz bunları beyin gemimizden silip çıkarmamız lazım, temizlememiz lazım. Çünkü Nuh bir gemi yapar gofer ağacından. Gofer, gafere kelimesinden gelir İbranice. Allah'ın gafur esmasıdır. Mağfiret esmasıdır. Yani diyor ki Allah Nuh'a, ya Nuh, sen bu vücut gemisinin içine girebilmen için benim mağfiretime mazhar olman lazım. Yani putlarından arınman lazım. Putlarından temizlenmen lazım. Yoksa bu vücut gemisine girip bu vücudun enfusi boyutunda bu vücudun hakikatini anlayamazsın. Çünkü Vakıa suresinde ayette bunu çok güzel bir şekilde tamamlıyor. Temiz olanlar o gemiye binecektir. Ya da tertemiz olanlar ona değecektir. Hakikatin manalarına tertemiz olanlar temas edecektir. Peki benim bu vücut gemisine girebilmem için ne yapmam gerekiyor? Benim beynimin kirletilmiş putlarından temizlenmesi gerekiyor. Nuh'un putlarından Vet putu neymiş? Bakın o kadar titretici ki Kur'an ayetleri bunlar. Vet putu Vedut kelimesinde eş değer, aynı. Vedut ne demek? Sevgi, muhabbet, dostluk demek. Peki sevgi, muhabbet, dostluğun putu olur mu? Bu duyguları kendi çıkarın için, kendi menfaatin için hangi alanda olursan ol, kullanıyorsan bu duygular senin putun olur. Ama sen bu duyguları ilahi yaratılışa uygun kullanıyorsan, bu duygularından düşüncelerine, düşüncelerinden amel ve eylemlerine hakkın sevgisi, ilahi muhabbetullah, ilahi aşkı, varlığın bütünsel değeri için kullanıyorsan bunlar senin putun olmaz. Ama sen Vedut'u, bakın Vedut'u, Vet putu, sevgiyi kendi çıkarın için. Yani bir başkasına sevgi dolu görünüyorsun. Ama için başka, niyetin başka, niyetin bambaşka. Niyetin kendi çıkarın için karşıya gülümsüyorsun. Kendi çıkarın için onu seviyormuş gibi görünüyorsun. Kendi çıkarın için onunla muhabbet içindeymiş gibi görünüyorsun. İşte kendi çıkarın için bu duyguları kendine alet etmen vet putu. Diyor ki Nuh'un kavmi, yani putlarla hareket eden, putları ilah edinen kavmi diyor ki buna sarılın, bırakmayın. Nuh bunları kırmaya geliyor diyor. Çünkü her Resul Nebi'nin kavminden bahseder Kur'an. Zahirde bir kavim değildir bu dostlar. Lütfen zahirde bir kavim, kişiler gibi görmeyin bunları. Sizin kavminin sizin duygu ve düşüncelerinizdir. Duygu ve düşünceleriniz ıslah olmuş, hakikate yönelmiş, insan olma yolculuğunda ise onlar sizin putunuz olmaz. Islah olmuş bir kavim olur. Ama sizin duygu ve düşünceleriniz sizin çıkarınıza, menfaatinize, zulmünüze hizmet edecek şekilde, egonuza, kibrinize hizmet edecek şekilde ise o duygu düşünceleriniz sizin kavminiz zalim kavimdir. Zulüm üreten kavimdir. Az önce ayette okumuştuk. Ne dedi? Onlar zulmün tufanına sarıldılar. Zalimliğin tufanına sarıldılar. İşte bizim kavmimiz duygu ve düşüncelerimizdir. Duygu ve düşüncelere bağlı onun alt duygu ve düşünceleridir. Hepimizin kavmi kendi beyninde onun duygu ve düşünce alanıdır. Zahirde bir Resul var.
onun kavmi var gibi değerlendirsek de bunu kendimizde bulmamız gerekir. Her kamil insan toplumda zulmü engellemeye çalışmıştır. Kötülüğü engellemeye çalışmıştır. Kötülükler, zulümler nereden gelir? İnsanın beyninde, insanın edindiği putlardan gelir. İşte Nuh'un kavminin, yani duygu ve düşüncelerinin bir putu neymiş? Vet putuymuş. Yani birine gerçekten Allah'ın dostluğuyla mı yaklaşıyorsunuz, yoksa çıkarınız için mi yaklaşıyorsunuz? Yani dostluk görüntüsünde yaklaşırken niyetiniz ne? Asıl amacınız ne? Asıl maksadınız ne? O kişiyi rencide etmek mi? O kişiyi kullanmak mı? O kişiden menfaat elde etmek mi? Yoksa o kişiye gerçekte, onun bedeninde Allah'ın kendi zatının olduğunu bilerek, tüm bedenlerin özünün Allah olduğunu bilerek ve Allah'ın dostluğuna sığınarak bu şekilde hareket eden asla çıkar için yaklaşmaz. İşte o Vedud makamına gelmiştir. Ama Vedud'u tamamlayamayan, kendi çıkarı doğrultusunda hareket eden Nuh'un kavminden en önemli putu, kavminin taptığı en önemli putu Ved putu. Ved. Yani kendi çıkarı için, mal mülk sevdası için, şan şöhret için birilerine dostluk görüntüsüyle yaklaşıyor. Muhabbet görüntüsüyle yaklaşıyor. Dili tatlı bir şekilde sana yaklaşıyor. Niyet aynı değil. Kur'an ne diyor? Münafık olmayın diyor. Yani nifakta olmayın. Yani içinizdeki kendi çıkarınızla yaklaşmayın. İçin dışın bir olsun diyor. Niyetin sözün bir olsun. Kalbin ve davranışın bir olsun diyor. Ama bu bir değilse Kur'an buna münafıklık diyor. İşte münafıklık içinde olanın dili başkadır, niyeti başkadır. İşte bir olmadığında mutlaka yaklaşımlar çıkar üzeredir. Çıkar üzere olan yaklaşım Kur'an-ı Kerim'de vet putu olarak değerlendiriliyor. Yani sevgi, muhabbet, dostluk görüntüsü yerle yaklaşıp kendi çıkarını elde etme. Çünkü sana muhteşem muhabbetle yaklaşır. Kalbi Allah'ın muhabbetullah ile doluysa samimidir, içtendir, içi dışı birdir. Ondan huzur bulursun. O sana huzur verir. Ama içi Allah'ın muhabbetiyle donanmış değil, kendi zalimliğinin çıkarıyla donanmışsa, bu şekilde yaklaşıyorsa içi dışı bir değildir. Gelir, senden çıkarını alır, bir başkasına gider. Ondan alır, bir başkasına gider. Ondan alır, bir başkasına gider. Hayatı öyledir. Onların dostluk, onların muhabbeti Allah'ın zatına ve sıfatlarına bağlı bir rabıta içinde olmaz. İşte Nuh kavminin Vet putu, unutmayın dostlar, sevgi, muhabbet içindeymiş gibi davranıp kendi çıkarları için yaklaşmanın duygu ve düşüncesidir. Onların asıl amaçları kendi çıkarlarıdır. Biz şimdi bunu kendimize bakacağız. Benim insanlara yaklaşımım ilahi Hakk'ın rızası için mi, muhabbetullah için mi, Allah'ın dostluğu için mi? Kendi çıkarım için. Her kim birine kendi çıkarı için yaklaşıyorsa zaten kendine de acı verir, karşıdakine de acı verir. Her kim kendi çıkarı için, muhabbet içinde görünüp o muhabbeti, o kutsal duyguyu alet ediyorsa işte o duygu ve düşüncesinde vet putuna bağlanmıştır. Bakın Nuh'un kavminin ilk putu. İkincisi Suva putu. Suva, Suvari, Süver, Süveyda aynı kökten gelir. Varlığın sureti de bu kökten gelir. Yani varlığın suretinde kalıyorsam her varlık benim putum olur. Varlığın siretini görüyorsam, suretini siretinden ayırmadan bakıyorsam varlığın Hakk'ın zatından gayrı olmadığı
duygu ve düşüncesiyle varlığa yaklaşırım. Sureten yaklaştığımda iblislik duygusu doğar bende. Çünkü bu putların da alt türevleri, az önce söyledim ya, duygu ve düşüncelerin de alt türevleri vardır. Eğer biz bir kişinin suretinde kalıyorsa, siretini, özünü göremiyorsa, çünkü hepimizin özü Allah'ın kendisidir. Kur'an'da ne der? Ben size şah damarından yakınım. Demek ki bizim özümüz onun kendisi. Özü gördükten sonra tenin de canın da onun kendisi olduğu makamına ereriz. Ama surette kalırsa bizim suva putumuz olur. Bakın tekrar söylüyorum. Her kim varlığın suretinde kalıyorsa varlık onun putu olur. Varlığın özünü görüp de onun hak boyutuna bakıp yaklaşıyorsa suretten sirete adım atar. Bakın duygu gemisi, düşünce gemisi, göz gemisi, bakış gemisi, bakışınız da bir gemidir. Siz karşıdaki bir ağaca baktığınızda gözünüzden yansıyan bir gemi ağacı gidiyor, görüyor, oradan o ağacı görüntüsünü alıyor, tekrar sizin beyninize geri getiriyor. Bakın dikkat edin. Görünmeyen gemiler. Nuh'un gemileri görünmeyen gemiler. Neden ruhun gemilerini bulamazlar, gemisini? Çünkü o görünmeyen bir gemiye bindi. Görünmeyen bir gemi. Duygu ve düşüncelerin gemisi. O saf duygu ve düşüncelerin, o çocuksu ümmi duygu ve düşüncelerin gemisine binebilmek için putlarını kırması gerektiğini anladı ve insanlığa sundu. İşte suva gemisi, suvari de oradan gelir. Gözünüzün suvarisi gidiyor, karşıdaki görüntüyü alıyor, geliyor beyninize. Beyninizin içinde gene görünmez bir gemiyle beyninizin derinliklerine gidiyor, onu anlamlandırıyor, beyninizin bilincine döndürüyor. Bilincin gemisine biniyor, sizin duygu düşüncelerinize akıtıyor, duygu düşünce gemilerinize, oradan şuur geminize, oradan eylem geminize, ameller geminize. Gemilerin içindeyiz hepimiz. İşte neymiş Nuh'un ikinci kavminin putu? Süva putu. Yani varlığın suretinde kalırsan her varlık senin diyor putun. İblis kaldı. Ne dedi? O toprak dedi. Ben ondan hayırlıyım dedi. Bakın şimdi kendini put yaptı. En hayrun minhu dedi. O toprak dedi. Her kim kendini yaratılan herhangi bir varlıktan üstün, yüce, hayırlı, iyi görüyorsa o iblis putuna sarılmıştır. Çünkü Kur'an'da Sad suresinde bu çok güzel açıklanır. Ene hayrun minhu. Ben ondan hayırlıyım. Kim diyor bunu? İblis. İblis kim? Suva putunda kalan, surette kalan. Surette bakıp özü göremeyen. İblisin iblis olmasına sebep neydi? Üflenen ruh boyutunda. Nefahti fihi min ruhi sırrı makamına erememenin duygu ve düşünce. İşte bedenlerimiz bir ruh gemisinin için. Bedenlerimiz her an ruhun nurani sonsuzluğuna akarak bedenin işletim sistemini yapmakta. Bedenlerimiz 6 ayda bir değişiyor. Yani beden gemisini beden terk ediyor. Yeni bir gemiye biniyor beden. Ama ruhumuz bedeni taşıyor. Yani şu vücudun içinde bakın bir ruh gemisi düşünün, görünmez gemi. O ruh gemisine binen bir etten kemikten oluşan bu beden gemisini düşünün. İç içe gemiler. Şimdi ben bu bedenin ruhunu göremezsem o ruh Allah'a aittir. Çünkü nefahti fihi min ruhi ruhumdan üfledim. Yani tohumu düşünün. Tohumun
içinde kocaman ağaç tohumun görünmez gemisinin içindedir. Ne zaman ki oradan bir yürüyüş oldu, gemi hareketlendi, gemi kendi içinden bir ağaç gemisini çıkarmaya doğru yürüdü. İşte o tohumun içinde bir ruhun üflenişi, tohumun levh-i mahfuzunda yazılı olan ağacın adım adım, yani geminin adım adım açığa çıkmasının yolculuğunu yaptı. Ve kocaman açığa çıkan ağaç da bir gemi. O gemi neyi taşıyor? Tohumun özündeki tüm sırların açığa çıkmış sırlarını taşıyor. Bunu taşıyor. İşte surette kaldığımda, sireti göremediğimde, maksat ruhu görmektir. Onun için Allah her 6 ayda bir bedenlerimizi değiştirir. Tırnak gider, saç gider, hücrelerimiz, kemiklerimiz, dokularımız hepsi gider. Bir iki yer hariç tamamı 6 ayda bedenimiz yenilenir. Yani 50 yaşındasın, 100 kere beden gemisini değiştirdin. Bedenin 100 yeni gemiye bindi. Peki bunu ne değiştirdi? Senin vücudundaki ruh gemisi değiştirdi bunu. Yani ruh o bedeni attı, yeni bir beden. O bedeni attı, yeni bir beden. Yani 50 yaşında bir insan 100 defa yeniden bedeni. 6 ayda. İşte ben surette kalır, ruhu göremezsem suva putuna biniyorum. Bakın suva putu. Yani vücudun suretinde. Ve bu sefer ne yapıyorum? Bu vücut benim diyorum. Senin değil. Hiçbir şeyini sen yapmıyorsun. Bu vücudu sen yaratmadın. Gözü sen takmadın. Kulağı sen takmadın. Vücutta her an olmakta olan kalbin atımını, kanın dolaşımını, hücrelerin çalışımını, atomların, moleküllerin, elektronların, protonların hepsinin işlevselliğini yapan sen değilsin. Gece yattığında bile yatan sen değilsin. Vücudun organizasyonu. Bu beden bize ait değil. Bu bedene bizim dedik mi surette kalmışız demek. O zaman senin bedenine de senin diyorum. Ağacın bedenine ağacın diyorum. Kuşun bedenine kuşun diyorum. Hepsinin özünde olan Allah'ı göremediğimden dolayı suretlerde kalıyorum. Suretlere elbise bindiriyorum. O gemiden içsel gemiye geçemiyorum. Yani Yusuf hangi gemiden hangi gemiye gitti? Kenan gemisinden Mısır gemisine gitti. Kenan gemisi neydi? Künan, kün fe yekün. Dünya boyutu, tenler boyutu. Mısır gemisi neydi? Canlar boyutu. Tenden canı olan bir yolculuk yaptı Yusuf. Ten gemisine bindi. Ten gemisini hareketlendiren neymiş? Ten gemisindeki dinamik neymiş? Ten gemisinin işlevselliği neymiş? Ten gemisinde bunu öğrendi. Oradaki tecellileri okuyarak, zikri okuyarak, fiili okuyarak, sıfatı okuyarak, zatı okuyarak o beden gemisinden beden gemisinin geldiği ruh gemisine geçti. Ve Mısır'a sultan oldu. Yani can ile can oldu. Yani cananda can oldu. Önemli olan tenin canını görmek. Tende kalma. İşte neymiş Nuh'un ikinci putu? Suva putu. Bu bizim duygu ve düşünce putlarımız dostlar. Yani milattan önce 2000 yıllarda yaşamış, 2500 yıllarda yaşamış, bir rivayete göre 3500 yıllarda yaşamış bir kişinin bir yolculuğu değil bu. Sizin yolculuğu. Nuh'u kendinizde bulacaksınız. Putları kendinizde bulacaksınız. Gemiyi kendinizde bulacaksınız. Gafur ağacını kendinizde bulacaksınız. Hepsini kendimizde bulacağız. İşte suva putu suretlerde kalıp ayrıca süvari de buradan gelir. Yani süvari yolculuk yapan demek. Yani bir yerden bir yere giden demek. Bir yerden bir yere giderken gene çıkar üzere gidiyorsak birinci putumuz neydi? Ved putu. Ved putunu bindirdik süvariye. Gene çıkar için
yerlere gidiyoruz. Çünkü beden boyutunda, ten boyutunda kalan mutlak ve mutlak kendi çıkarı, kendi derdiyle yaşar. Ama tenlerin ardını gören, canlarda birleşen, birbirine canım diyerek yaklaşır. Çünkü senin canın, benim canım aynı candır. Onun için ne der Yunus Emre'miz? Ölürse tenler ölür, canlar ölesi değil. Değil. İşte hepimizdeki can Allah'ın kendisidir. Kur'an Allah'ı çok güzel tarif eder. Gökte bir yerde değil, hepimizin özünde, hepimizin vücudunda. Ve Allah âlâ küllü şeyin kadir. Allah denilen bütün her şeydeki kudrettir. Yani benim vücudumun tüm hücreleri, tüm dokuları, her şey bir kudretle çalışıyor mu? Evet. İnkar edemeyiz. İşte Allah sırrı kudretin kendisinde. Her kim kudretin geldiği hareketlilik dinamini hareketlilik haline getiren o tanımlanamaz bir boyutu anladı, Allah hakikatine. Bu sefer tenin, canın, evvelin, ahirin hepsinin Allah'ın kendisi olduğunu idrak etti. İşte tende kalan Allahsızlıkta kaldı. Canda olan Allah ile hemhal oldu. Hemhal oldu. Dolayısıyla da işte biz eğer su ve putunu tenlerde kalmak olduğunu anlarsak bu putu kırarız. Bu duygu düşüncemizden vazgeçeriz. O zaman tenler boyutunda tenleri tutan canın bir can olduğunu, her şeyin birden geldiğini, biri gösterdiğini, bire yürüdüğünü anladığımızda biz su putunu kırmış oluruz. Diğer putumuz Yegus putu. Bakın üçüncü putum. Nuh'un üçüncü putu. Yani bizim duygu ve düşüncelerimizin bizi esir alan putları. Bizi esir alan putları. Yegus putu ne? Bu yağmur ilahı diye bilinir. Yağmurdan maksat nedir? Rahmettir. Yegus putu Allah'ın rahmetinden ümit kesmektir. Yeis kelimesi de buradan gelir. Ümitsiz, ümitsiz olmak. Allah'ın rahmetiyle hareket etmek. Bakın bu muhteşem muhteşem bir açılımdır. Enbiya suresi 100. ayette Allah bizim gönderdiğini niçin açığa çıkardığını muhteşem bir şekilde bildirir. Ve merselna ke lillahi rahmetellil alemin. Bakın alemler diyor. Alemler. İnsanlık alemi, hayvanlık alemi, bitki alemi, taş alemi. Ayrıca evrenlerimizin içinde tanımlanamayan alemler. Belki evrenlerin içinde tanımlayamadığımız alemlerde birileri bizden rahmet bekliyor. Çünkü alemler diyor. Biz insanlar için seni açığa çıkardık demiyor. Bitkiler için demiyor, hayvanlar için demiyor. Hepsini içine alarak alemler diyor. Biz seni alemlere rahmet olmaktan başka bir şey için açığa çıkarmadık diyor. Yani her şeyin rahmet üzere olsun. Her şeyin merhamet üzere olsun. Eğer kişi merhametli gibi görünüyor ama çıkarı menfaati için yaklaşıyorsa işte buna Yegus putu diyor. Allah'ın rahmeti üzere yaklaşmak başka, rahmet içindeymiş gibi yaklaşıp kendi çıkarıyla yaklaşmak başka. Allah'ın rahmet makamına nasıl erişir insan? Rahimiyet ve rahmaniyet sırlarıyla erişir. Rahimiyet nedir? Cümle varlığın geldiği öz kaynak. Rahmaniyet nedir? Rahimiyeti olanın açığa çıkması, rahimiyeti rahmaniyette göstermesi. Rahim olan, Rahman olan Allah'tır. Ne demek? Allah bu gördüğünüz her varlığı bir özden yarattı. Özden yarattığı varlığı kendi nitelikleriyle kuşattı. Yani rahim olan odur, Rahman olan. Yani hepimiz anamızın rahminden geldik. Anamızın rahminde sperm ve yumurtanın
O DNA'nın içindeki bilgilerle biz donandık. Bizim hepimizin DNA'sı da bir gen. DNA'daki genler de bir gen. Genlerdeki genomlar da bir gen. Onlardaki adenin, timin, sitozin, guanin onlar da bir gen. Ve o gemiler o kadar dolu ki, o kadar dolu ki biz o DNA'nın derinliklerine erişebilmek için, derinliklerine, tayyi zaman içinde tayyi mekan yapabilmemiz için nasıl bir gemi icat edebiliriz? Nasıl bir gemi icat edebiliriz? Çünkü insanın sırrı, evrenin sırrı. İnsanın bedeni, evrenin sırlarını taşıyor. Benim açılımım evren, evrenin toplanması ben. Evrendeki hidrojen kaç yaşındaysa benim bedenimdeki hidrojen o yaşta. Evrenin hidrojeni 18 milyar yıl yaşında şu an. 18 milyar yıl yaşında. Benim bedenimdeki hidrojen de 18 milyar yıl. Benim dünyamdaki su 4,5 milyar yıl yaşında. Dünyam 4,5 milyar yıl önce oluştu. Evren bir rivayet altında. İnsanın yaratılışı aynı anda zaten değil mi hocam? Kur'an-ı Kerim'in açılımında. Aynı anda. Tabii evrenin açılımıyla hepsi bir yerdeydi. Bir gemideydi. Sırası gelen gemiden indi, bir gemiyle indi. Bunun içinde gemiler zamanla açığa çıktı. Gemilerle biz açığa çıktık. Anamızın rahim gemisine binerken babamızın sperm DNA'sı gemisinde, annemizin yumurta DNA'sı gemisinde, o DNA'nın genomlarında adenin, timin, sitozin, guanin gemilerindeydik. Gemilerin içinden gemilerle aktık geldik. Aktık geldik. Allah'ın rahimiyetinden rahmaniyetine aktık. İşte Yegus putu Nuh'un gerçekte Allah'ın rahim ve rahmaniyetinden gelen rahmet gemisine binmek. Rahmet içindeymiş, merhamet içindeymiş, şefkat içindeymiş gibi görünüp, egomuzla görünüp, çıkarımızla birine zulmetmemizin putu, Yegus putudur. Onlar kendilerini güçlü görürler, kudretli görürler, merhametli görürler. Birkaç kişiye iyilik yapmakla merhametlerini gösterdiklerini zanneder ama öbür tarafa dönerler, birilerine zulüm ederler. Birilerine haksızlık ederler. Kalplerini kırarlar. Çünkü Allah'ın rahmet dairesine girmeyenin davranışı bütünsel değildir. Allah'ın rahimiyet ve rahmaniyet gemilerine binip oradan rahmeti manasının gemisine binmeyen zanlarını rahmet zanneder. Davranışını rahmet zanneder. Rahmet eyli, zerre kadar kalp kırma. Zerre kadar hiç kimsenin duygusuyla oynama. Zerre kadar kimseye çıkar için yaklaşmaz. Çünkü rahmet eyli Allah'ın dostluğunu kazanmış olan. Dost Allah'tır. Ne der Kur'an'da? Min duni ittehaze evliya. Ondan başkasını evliya, dost edinme. Dost makamı nedir? Muhammed makamıdır. Hazret makamıdır. Hazirun makamı. Halkta hakkı görmek. Hakkı dost edinin diyor Kur'an. İşte hakkın dostluk makamına erişenlerin dostluğu gerçek dostluktur. Hakkın dostluğunda buluşanların dostluğu dostluktur. O makama gelmeyenler dostluğu bilmez. O makama gelenlerin dostluğu doğrudur, dürüstçedir. İşte onun için Elif gibi doğru ol denmesinin sebebi budur. Hepimizin bedenini tutan Elif Allah'ın zatı olarak yazılmıştır. Yani dümdüz yazılmış. Elif gibi doğru. Çünkü hepimizin bedenindeki Elif Allah'ın zatıdır ve hepimiz de kayyum esmasıyla dimdik durur. Varlığı tutar. İşte rahmet içindeymiş gibi görünmek değil. Allah'ın rahmeti içindeymiş gibi görünmek. Allah'ın rahmetiyle görünmek. İşte Resulullah'ın makamı. İşte merhamet değil. İşte Kur'an diyor ki Enbiya'da ne yaparsan yap merhametin dışında bir şey yapma. Ve ma ile başlıyor. Ma olumsuz bir kelimedir İbranice.
Ama seni öyle tutuyor. Rahmetten başka bir şey için seni açığa çıkarmadım diyor. Sen ne yaparsan yap, merhamet içinde Allah'ın merhametiyle. Allah'ın merhametine erişenler rahmetli. Diğerleri Yegus putuna taparlar. Ve kendilerini rahmet içindeymiş gibi gösterirler. Asıl amaçları başkadır. İşte dolayısıyla bunun bir duygunun bir alt türevi de sakın diyor Allah'tan ümidini kesme. Çünkü Yeus, yes, ümitsizlik, karamsarlık, elem, keder demek. Elem içine düşme, keder içine düşme. O da putun olur. Elem putun, keder putun, karamsarlık putun. Bunlar da putun olur. Çünkü Allah'ın rahimiyetinden rahmaniyet gemisine, rahmet gemisine binenler asla yeis içinde olmaz, ümitsiz olmaz, karamsar olmaz. Onlar her şeye hikmet dairesiyle bakarlar. Her şeyden hikmet çıkarır onlar. Mutlak ve mutlak varlığın yaratılışındaki hikmetleri bilirler. Olayların da arkasından nasıl hikmetler geleceğini bildiklerinden dolayı sabırlıdırlar. Hızır ne dedi Musa'ya? Ya Musa, iç yüzünü bilmediğin bir şeye sabredemezsin dedi. Mutlak ve mutlak dedi, ye ise ümitsizliğe düşüverirsin ilk anda olayın değerlendirilmesinde. Onun için sabret. Olayın arkasındaki hikmeti bekle dedi. Eğer hikmetinin sabır içinde geldiğini görürsen, sana mutlak olan Allah'ın hakikatleri açılacak. İşte Yegus putu da unutmayın dostlar, hem merhamet içindeymiş gibi görünecek, Allah rahmetine dahil olmayacak kendi çıkar için, hem de yeis içinde olup Allah'ın rahmetinden ümit kesecek. Yani iki yönüyle değerlendir. Hazreti Resulullah'a diyorlar, ya Muhammed, en büyük günahlardan biri nedir diyorlar, Allah'ın rahmetinden ümit kesme. Allah'tan ümit kesmek. İşte bu da Nuh'un Yegus putudur. Diğeri Yeup putu. Herhalde putlarda bitireceğiz. 10 dakika kaldı, evet hocam. Evet. Gemisine geçemeyeceğiz, Gafer'e geçemeyeceğiz, Tufan'a geçemeyeceğiz. Kenan'ın oğlu Kenan'a geçemeyeceğiz. Neden gemiye binmiyor? Kenan ailesine geçemeyeceğiz. Neyse, Nuh 2 olarak devam ederiz. Unutturmazsa orada da muhteşem çünkü kapılar var. Bu putları kırmadan gemi yapamıyoruz. Bu putları kırmadan çocuk saflığındaki o doğmuş beynin gemisine binemiyoruz. Çünkü Allah bizi çocuk saflığında bakmanın, duygunun, düşüncesinin gemisinde gönderdi. Biz o gemiyi kirlettik, içini doldurduk. Çünkü Nuh'un kıssasında da öyledir. Nuh gemiyi yapar, halkı gelir içine büyük abdestini yapar. İdrarını yapar. Bir gün gemi tıklım tıklım dolar, halkın her yerinde yaralar çıkar. Ego yarasıdır, kibir yarasıdır, fitne yarasıdır, fesatlık yarasıdır, çıkar yarasıdır bunlar. Biri gelir, geminin kenarından yapayım derken, her yeri yara, o büyük abdest dolu, necis dolu, geminin içine düşer. Ona her yerim kirlendi der. Gafere, mağfirete adım atar. Çıkar oradan, suyla yıkanır. Tüm yarası geçer. Su ilimdir. İlmi ledündür. Tevhiddir. Sonra Nuh'un kavmi, senin yaraların geçmiş ya, ne oldu? İşte geminin içine yapmaya gittim. Baktım gemi dolu. Kenarından yapayım derken ayağım bir kaydı, geminin içine düştüm. Her yerim necis oldu. Çıktım, suda yıkandım, bir baktım yaralarım geçti. Nuh'un kavmi ne yapar bu sefer? Hücum gemiye. Hepsi geminin o necis alanına girer, çıkar, girer, çıkar. Suda yıkanır, yara gider. Suda yıkanırlar, yara gider. Suda yıkanır, vücut temizlenir. En son bir ihtiyarcık gelir. Her yeri yaralı. Ona derler ki gemi de necis kalmadı. Vardır, vardır acıcık der.
o geminin tahtalarının arasından çakısıyla alır, yaralarına sürer, o da yıkanır. Hem Nuh'un gemisi tertemiz olur, hem Nuh'un kavmi tertemiz olur. İşte duygu ve düşüncelerimiz o gemide kirlendi. Aynı kirlendiği yere gireceğiz. Allah'ın rahmetiyle, ilmiyle, edebiyle yıkayacağız. Kendi duygu düşüncelerimiz. Çocukken tertemizdi. Anam geldi, babam geldi, cemaatim geldi, toplumum geldi. Millet dedi, din dedi, cinsiyet dedi, meslek dedi. Ayrımcılık, yargılama, örtülü, örtüsüz hepsini aldı gemime, beyin gemime meclisi olarak soktu. Hadi bakalım temizle. Onun için bugün sadece putlarda bitecek. Eğer ileride uygun olursa diğer alanlara geçeceğiz. Çünkü Nuh'un kıssası gerçekten çok önemli hepimiz için. Beyin gemisine neleri koyduk ve orada neleri temizlememiz gerekir? Beynimizde putlar yaptık, binalar yaptık. O binaların penceresinden yargıladık. Başka bir binanın penceresine girdik, yargıladık. İnanç yargılaması, millet yargılaması, meslek yargılaması, cinsiyet yargılaması, ibadet yargılaması, alanlar yargılaması. Her birinde putlar yaptık, put evler yaptık. Şimdi bu evlerin penceresinden bakıp ona göre davranacağız. Bu evleri yıkacağız. Bu putları yıkacağız. Çocuk saflığında bir beyne erişeceğiz ki gemimiz Allah'ın nuraniyetine gitsin ve biz Allah'ın hakikatlerine erelim. İşte diğer put, büyük putu bir at olarak temsil edilmiş. Yani kendini güçlü görme putu. Egosal bir diğerlerin hepsi de egonun türevleri. Ama bu işte Yeuk putu Yunan mitolojisinde de uçan at Pegasus olarak değerlendirilmiş. Biz Allah'ın gücüyle güçlenirsek beyaz at olarak. Çünkü Pegasus bir beyaz at, bir siyah attır. Her ikisinin ilahi hikmeti farklıdır. Bizim bedenimizde olan Allah'ın gücünü, kuvvetini, kudretini kendimize nispet edersek unutmayın bu yegu putudur. Ben güçlüyüm. Neren güçlü? Senin gücün, kuvvetin Allah'ın kudreti. Yani Allah'ın sıfatlarından biri. Hayat, ilim, irade, semi, beser, kudret, kelam. Sendeki kudret kuvvete dönüyor tüm organlarında, hücrelerinde. O kuvvet kudretten ayrı değil. Sendeki kuvvet Allah'ın kuvveti. Sen kendini kuvvetli gördüğünde bir başkasına bu davranışını yansıttığında işte senin yevuk putun oluyor. Yani düşünün. Biriyle konuşuyorum. Konuşurken sözünü kesiyorum. Yani onun açıklamasına izin vermiyorum. Yani yevuk putumu kullanıyorum. Veya bir kişi bir yorum yapacak, bir davranışta bulunacak, ona baskılama yapıyorum gücümle. Yani kendime nispet ettiğim Allah'ın gücüyle. İşte yevk putu at şeklinde binek seni uzaklara götüren olarak resmedilmiş, seni bir yerden bir yere taşıyan, götüren, yani sen bir yerden bir yere giderken vücudunun gücünü kullanırsın. Bu güç Allah'ın gücüdür. Kadiri mutlak odur. Kudret sahibi odur. Sakın kendini güçlü görme. Allah'ım ben senin gücünle hareket ediyorum. Allah'ım ben senin gücünle görüyorum. Allah'ım ben senin gücünle dişlerimle yemek yiyorum. Elimle tutuyorum. Ben senin gücünle bir şey yapıyorum. Senin kudretinle ben bir şeyi keşfediyorum. Beynindeki gücümle düşünüyorum. Gözümdeki gücünle görüyorum. Kulağımdaki gücünle işitiyorum. Allah'ım bunların hepsi sana ait. Ben ne zaman görüyorum dedim, işitiyorum dedim, şöyleyim dedim, böyleyim dedim. Allah'a ait olan gücü ve kudreti kendime nispet ettim. Bu benim yer putum oluyor. Evet dostlar. En son Nesir putu. Bak. Nesir putu da bu Zulkale kabilesi var. Onların Akbaba Kartal şeklinde bir puta verilen bir isim. Arapçada Nesir kelimesi, Nasır
kelimesiyle iç içe. Nesir, eti koparmak, parçalamak, yarayı deşmek, kuşun eti didiklemesi anlamında kullanılmış. Ve şöyle tarif edilmiş: her kim dedikodu yapıyorsa, çekiştiriyorsa, ölü kardeşinin etini yiyor gibidir. Kur'an-ı Kerim'de Hucurat suresinde bunu söyler. Dedikodu yapıp çekiştirmek ölü kardeşinizin etini yemek gibidir. Fekerihtu, işte bak kerih geldi sana, ölü kardeşinin etini yemek. Niye dedikodu yapıyorsun? Niye çekiştiriyorsun? Niye alay ediyorsun insanlarla? Niye eksiğini arıyorsun? Niye kalp kırıyorsun? Niye etini didikliyorsun? Çünkü eti koparmak, parçalamak, bir kişinin gönlünü kırmak. Gönüller yapma yolu burası. Gönül kırma değil, eksik arama değil. Hepimizin eksiği olacak. Güzeli bak, güzeli ara. Eksiksiz kim var? Hepimiz eksikiz. Hazreti Resulullah beşerim şaşarım dediği yerde ben kendimi şaşmaz mı göreceğim? Böyle bir gaflete düşebilir miyim? Ama Resulullah'ın tavsiyesi ne? Bir insandaki güzel yönü görün. Güzel hasleti görün. O enerjiyi toplumda hareketlendirin. Şimdi eksik arar durursa eksik arama enerjisini tetikleriz. İşte bir köpek gördüklerinde herkesçe bilinir. Yanındakiler ay ne uyuzmuş, tüyleri dökük, kemikleri ince, şöyleymiş, böyleymiş, hep eksiğine bakar. Resulullah dişleri ne güzelmiş. Dişleri ne güzel. Şimdi bize burada ne işaret veriyor? Hepimizin bedeninde Allah'ın hasenatı, güzelliği vardır. Onu ara. Eksiğimle vurma beni. Vurma. Benim eksiğim çok. Mutlak güzel yönüm de vardır. Onu gör, güzel yönümle sarıl bana. O güzellik Allah'ın güzelliğinin, hasenatının bendeki tecellisidir. Eksiğimle vurma, alay etme. Kur'an ne diyor? Alay etme. Dedikodu yapma. Çekiştirme. Hasetlik yapma. Fesatlık yapma, fitnelik yapma. İşte bunların tamamı nesir putudur. Bu putu kırmayan nasır putuna, yani yardım makamına gelemez. İşte nesir putu bizim çevremizdeki ister köpeğe, ister kediye, ister ağaca, ister insana zarar vermenin, onu didik didik etmenin, kalbini kırmanın, dışlamanın putudur. İşte Nuh'un putları bizim duygu ve düşüncelerimizde arayacağız. Zahirde bir put değil bunlar dostlar. Nuh bizdeki beden ve canın şu gemi boyutu, bizim putlarımız bu bedenin duygu ve düşünceleri. Ya bu duygu düşünceleri rahmani alan ya da şeytani alan hizmeti. İşte Nuh'un tekrar bir dakikamız kaldı. Beş putunu sayayım. Vet putu, Suva putu, Yegus putu, Yeup putu, Nesir putu. Duygu ve düşüncelerimizde bunların tamamını temizlemeden ulvi gemiye binemiyoruz. Ulvi geminin sırlarıyla buluşamıyoruz. Evet dostlar, bir dahaki seferde Nuh'un gemisini yapacağız. O gizli gemi. Nurani gemileri. Nuh'un gemisine giriş yaptık o zaman bugün herhalde. Nuh'un kıssasına giriş. Nuh'un gemisine girmek için Nuh'un gemisinin önünde engeller olan putları tanımaya çalıştık. Evet dostlar. Evet sevgili hocam, çok teşekkür ederim. Çok güzel bir yayındı gerçekten. Tabii şeyleri, yayınları Aralık ayından beri bir saate indirdiğimiz için maalesef böyle oluyor. YouTube'a konuyor çünkü yarın saat 20'de. İzlenmiyor daha uzun olduğu için sevgili hocam. Düzenleme, bütün hocalarımızın eşit olması açısından böyle yapıyoruz artık, diğerlerine haksızlık olmasın diye. Ama size zaman yetmiyor. Daha sık yapalım inşallah. O gemiye bineceğiz, tufana gark olacağız, Ararat'a gideceğiz. Daha gemide ne sırlar, geminin içinde gemilerle tanışacağız. Nuh'un kıssası 2 diye. Sen zamanını bildin. Tamam. Gene sohbetini yaparız mı? Tamam. Tamam. Can hocam çok teşekkür ederim. Ben sevgili teşekkür canlarım.
Hepinize çok teşekkür ediyorum sevgili canlarım. Yarın saat 20'de Mukaddes Bekim Başdil YouTube kanalında olacak. O zaman yarın YouTube'dan izlersiniz, izlettirirsiniz. Sevgili İsmail hocama çok teşekkür ediyorum tekrar. O arada düştü. Hepinizi su gibi seviyorum. Görüşmek üzere sevgili canlarım.